Altınokta Köyler Derneği'ndeki Der Şubesi'nin Sayın Başkanı ve değerli üyeleri, değerli misafirler. Bundan 5 sene önce Engelsiz Yaşam Derneği'ni kurduğumuzda araştırmaya başladım. Ne var, ne yok, ne eksiklikler var, neler yapılmış. Hem internet ortamında, diğer belediyeler ne yapmış, diğer dernekler ne yapmış derken. Kendi derneğimin %80'i bedensel ve mental engelli olmasına rağmen, ama şunu fark ettim ben Tekirdağ ve Trakya'da. Görme engellilere yönelik hiçbir çalışma yapılmamış. Bunu fark ettiğimde biz bir şeyler yapmalıyız arkadaşlar dedim. Yönetim kurulumuna paylaştım. Sonra yine Kadıköy Belediyesi'nden bir proje gördüm. Görme Engelliler Sesli Kütüphanesi. Ondan feyiz alarak Trakya Kalkınma Ajansı'na bir proje yazdık. Görme Engelliler Sesli Kütüphanesi. Yaklaşık 400 milyar civarında bir bedelli projeydi. Ortaklarımızla Süleymanpaşa Belediyesi ile Tekirdağ Anadolu Lisesi'ydi. Projemiz tamamlandı. Alnımızın akıyla çıktık. Bu da gördüğünüz görme engelli arkadaşlar benim ailemin içinden, yani Engelsiz Yaşam ailemizin içinden çıktılar. Ve ben şimdi onlara hem Görme Engelliler Kütüphanesi'ni hem de bizim Görme Engelliler projesinde eğittiğimiz eğitmenleri, onların hizmetine hepsini veriyorum. Canı gönülden veriyorum. Çünkü proje kapsamında 7 tane öğretmen yetiştirdik ve biz yaklaşık 3 yıldır görme engellilerimize Braille alfabesi ve beyaz baston eğitimi, yani serbest hareketler eğitimi veriyoruz. Artık kendi kanatlarının üzerinde uçacaklar. Çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. Aynı zamanda da çok üzünlüyüm. Onları kaybetmeyeceğimi biliyorum. Sürekli bir arada, kardeşçe, arkadaşça, sürekli yanlarında ve arkalarında destek olacağız. Onlarla birlikte daha nice güzel projelere imza atacağız. Şimdi ben sözü Altınokta Köyler Derneği Tekirdağ Şubesi kurucu başkanımız Sayın Kemal Yıldız'a bırakmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Altınokta Köyler Derneği Türkiye'de ilk kurulan engelli derneği. Her engelli haklarının kazanımında mutlaka parmağı vardır. Sonuç şu, biz Tekirdağ'da bunu açtık. Tekirdağ'da ilk, Trakya'da tekiz şu anda. Başaracağız mı? Başaracağız. Amaç, başkanın dediği gibi, görme engellilere bağımsızlığını kazandırıp, onlara işkurdan istihdam ettirerek sosyal güvencelerinin olmasını sağlamak. Burada en büyük görev, bu görme engelli arkadaşlara düşecek. Biz Şerife Hanım'a, Engelsiz Yaşam Derneği'ne yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederim. Bugünkü organizasyonun da mimarı odur. Her türlü giderimize varınca karşıladı. Saygılar, teşekkürler. Hepinize teşekkür ederim. Biz körlerde varız. Her engelli davasında ip önde olacağız. İlk olduğu gibi. Sonda olmayacak. Engeli olmayan vatandaşlara bir mesajınız var mı? Engel olmasınlar yeter. Zaten sabah yaşadığım bir olay. Kaldırımda bir kamyonet çekti. Kamyonetin yanından ben geçerken benim çantamın içindeki ne varsa ne yoksa tuz buz olmuş bir şekilde çektim. Affedersiniz dedi sadece. 5 dakikalık çektim dedi. Kaldırımlarda görme engelliler için var, kabartmalı zemin var. Geçen gün sahilde hissedebilir. Esnafımız ne yapmış? Getirmiş oraya güzel çiçekler koymuş. Kapatmış önüne. Veya simit tezgahı. Görme engelli, görme engelli onun üzerinden atlamak zorunda. Bedensel engelli de uçmak zorunda. Engel olanlarla ilgili bir ibare kullanılarak açıklama istediniz. En azından Büyükşehir ve Süleymanpaşa Belediyesi ilçemizde yaptıkları tadilatlarda bizim hissedilebilir yolumuzu koysunlar. En azından tadilatlarda, yeni kaldırımlarda mutlaka koysunlar.
Biz çokuz arkadaşlar. Bizi görmezden gelmeleri imkansız. Ne Büyükşehir, ne Süleymanpaşa, ne Çorlu, ne Muratlı, tüm ilçeler, Malkara, Şarköy, hepsi içinde Hayrabol. Bunu yapsınlar. Bizim görme engelli yolumuzu yapsınlar.